100 lira demeyin. 98 lira. 98 ile 89 arası. Ben özellikle baktım. Yani en büyük markete de gittim. Semtimizin marketine de gittim. Semtimizin marketinde 89 lira. En büyük markette 98 lira. Limonun kilosu. Hani bana neyi inandırabileceksiniz ki bir şeylerin düzeleceğine dair? Çok basit ya, sokaktan örnek veriyoruz. Yani şimdi dalında 1 lira diyorsun. Evet, o da var yani bak. Şimdi bak, bu daha da büyük felaket. Çok büyük. Şimdi dalında 1 lira olan limonu üretici bundan sonra üretir mi? Bu sefer arzda bu sefer sıkıntı olur. O zaman 1 lira. O zaman 89 lira değil de 890 lira da olur. Yaşa. Sistem bu. Anlatabiliyor muyum ya? Zaten hani o orada bir şey var. Yani hani rakamlarla... Şimdi sadece limon diyorsun ya. Limon. Bunun örneği de ne var? Konut var. Şu anda emlak şeyler, inşaatçılar patır patır batıyor, gidiyor. Konut üretimi durma noktasına gelecek. Gelmiş. Ve duracak. Gelmiş. Dur, tamam. Demir fiyatları düşmüş. Sonra ne olacak? Arz durduğu zaman fiyatlar ne olacak? Kim yanına yaklaşabilecek? Ve öyle bir ortamda kiralar ne olacak? Vallahi şimdi biraz dalga geçmek gibi olmasın da, karavan alın, çadır alın diyeceğim de ya, yani o da çözüm ya, değil ama bak şu anda karavan satışlarında tarihi bir patlama var, biliyor musun? 10 katından fazla artmış. Araba satışları durmuş. Araba durmuş. Karavan abi. Karavan mahalleleri kuruluyor. Bildiğin gidiyorsun, kira ödüyorsun, ufak bir kira. Karavanı çekiyorsun. Elektrik var, su var. Kanalizasyon adam sistemi kurmuş. 100 tane, 150 tane karavan çekiyor karavan parkına. İstanbul çevresinde şimdi böyle yerler, böyle bir trend başladı. Yani Amerika'da var olan bir sistem bu. Şimdi bak Türkiye'de başladı. Çünkü Amerika'da homeless diye bir kavram var. Evsiz. Şimdi homeless'lar burada da başlayacak. Ya, Türkiye'ye getirdikleri hale bakar mısın? Homeless'lığa doğru gidiyoruz. Karavan satışlarındaki patlama bunun işaretidir. Demir fiyatları, bak çok enteresan, talep düşüşleri nedeniyle ucuzladı. Ya çok acayip, böyle her şey çapraz, öyle hiçbir şey mantığının üzerinde devam etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani ekonomide bilirsin yani, biri yükseldi mi biri düşer, biri şey yaptı mı böyle. Evet. Hiçbir şey kendi mantığı içerisinde hareket etmiyor. Hiçbir şey. Otogalericiler ve ikinci el satıcıları bu gidişle galericilik diye bir meslek kalmayacak. Kalmayacak. Ha. Bir de şöyle bir yanlış bizde tepki var. Yani ben bunu şeyle karşılıyorum, ihtiyatla karşılıyorum. Oh olsun falan var. Ya, oh olsun değil. Ha, oh olsun, hani şeye karşıyız. Hani böyle ne denir? Tabiri caizse vatandaşı kazıklamaya çalışana karşıyız. Evet. Ama hani turizm esnafı, otogalerici, hepsi bunlar birden böyle evlerini ekmek götüremeyince bu birçok insanı etkiliyor. E tabii canım, yani büyük bir şirket mesela iflas etse, ya büyük olmasına gerek yok, küçük de olsa fark etmez. Hepsinin iş yaptığı başka şirketler var, başka esnaflar var, tedarikçisi var. Değil mi? Evet. Bir şey var, onlar da bu sefer etkileniyor, evet, anladın mı? Onun suçu ne? O birisi gittiği zaman hepsi iç içe geçmiş. İşte bunlar büyükler gittiği zaman bu sefer ona mal veren, ona hizmet sunan bütün şirketler çok ciddi etkileniyor. Ufaklar bu sefer ufakları da batırıyor. Yani büyük gemi batarken küçükleri de beraber çekiyor, anladın mı? Motosiklet, işte karavan dedin ya, motosiklet satışlarında büyük patlama olmuş. Olmaz mı ya? Araba almayı bırak. Araba yanına yaklaşamıyor almış ki. Gençler falan mesela nasıl alabilir? Gidiyor var ya, motora bileyim gideyim diyor. Yani bunlar öyle, bak başka bir bilgi var. Dünyanın en iyi üniversitesi Oxford. Bunu basından alıyorum. Birkaç yerden. Senelik 9.250 pound. 388.000 TL. Hani yemek parası falan onu bilmem. Kemiksiz. Robert Koleji 1 milyon 47.000 TL. Sabancı Üniversitesi 1 milyon 100.000 TL. Oxford'u tekrar söyleyeyim. 388.000 TL. Şimdi bak.
Oxford'u geçebilir mi ya? Böyle bir şey mantık var mı? Buradaki bu saçmalığa sebep olan şey ne biliyor musun? Döviz kurundaki anormallik. Ya sen 10 liralık şeye misal 1 lira dersen, o zaman sen onu 10 lirayla değil 1 lirayla hesaplarsın. O zaman böyle saçma sapan şeyler çıkar karşına. Yani bu Sabancı Üniversitesi'ni suçlayamazsın bunun için. Tabii. O manada söylüyorum. onu, Hani onu söylüyorum. değil mi? Evet. Çünkü onun giderleri TL ile. dövizle, yani şeyle, ona göre yani. Tabii canım, Türkiye'de yaşıyor, TL ile ödüyor bunu. Adam gidip dolarla fiyat koymayacak. O TL'yi de hesaplarken kendi giderlerini kuru, sen kuru alıp dövize çeviriyorsun. O adam da İngiltere'de 9000 pound diyor. Abi bu kur o kadar saçma bir şey ki, o kadar yanlış bir, korkunç bir şey yapılıyor ki şu anda. Şu anki. Ya serbest bıraksanıza, niye bu kadar yıllardır bunun için bu kadar para harcadınız? Bu kadar faiz politikalarıyla milleti perişan ettiniz. Bir indirdiniz, bir çıkardınız. Alım gücünü yerle bir ettiniz. Yani vazgeçin artık bunlar, piyasaya karışmayın ya. Çekin piyasadan elinizi. Ama kısa Müdahale etmeyin vadede ya. dış borç 235 milyar dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani serbest bıraksa orası Burada da işte örnek vermiştim geçen yayınlarda. O da yeni oldu. Son bir haftadır Bangladeş kaynıyor. Protestolar. İşsizlik var. Öyle büyük işsizlik patlamış ki üniversite öğrencileri, yeni çıkan bir şey yasa çıktı. Onu protesto ettiler. Devlet kadrolarında rejim yanlılarına, ki onlar da 71 bağımsızlık savaşında savaşan aileleri, akrabaları oluyor. %30 kontenjan açıyorlar. Diyorlar ki lan bu işsizlikte biz ne yapacağız? Üniversite öğrencileri. Olaylar bir patladı. Üniversiteleri bastılar bu sefer polisle. O sokaklar karıştı. Yangın yeri. 22 tane 22 kişiyi öldürdü devlet orada. Protestolarda. Bir haftada 22 kişiyi öldürdüler yani. Oralara gidiyor. Bu ekonomik krizler, bak Fransız devrimini başlatan da aç insanlarda, ekonomik krizde. Maria Antoinette'ten örnek getirdik. Yani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler mevzusu Evet. bile bize olayı o kadar net anlatıyor ki. Millet aç olduğu zaman bu iş giyotinlere kadar gidiyor. Felaket yere gidiyor. Adamlar üstü dünyanın ekonomik anlamda bu halde olduğunu bildiği için sana o olimpiyatın açılışında da bunu koyuyor karşına, anladın mı? Çünkü o zemin var yani. Bu kaosa gidiyor arkadaşlar ya. Bu Bu iş bütün dünya valla için böyle. bu ekonomiyi de boyutunu aştı artık. Bu toplumsal kaosa gidiyor ya, ben sana söyleyeyim. Dünya için söylüyorum, Türkiye için de söylüyorum. Evet. Yani Türkiye için başka bir şey söyleyeyim. Şimdi dedik ki bu açıklara hani kimden karşılıyorlar? Vergiden, bizden karşılıyorlar. Değil mi? Evet. 2023'te yukarıda bazı şirketler var. İhaleleri falan hani alan şirketler var. İsmi lazım değil. Basında dolaşıyor şu anda. Wow. 2 gündür. O devasa şirketlerin ödemediği silinen vergi miktarını söyleyeyim mi sana? 660 milyar TL Evet. vergi siliniyor. Senden vergi silindi mi hiç? Yok. Çok acayip oluyorlar. Ya hiçbir şey yapmasan, para harcarken vergi veriyorsun. Her Ya şey. markete git, su al, su. Vergi ödüyorsun ya. Su içerken vergi ödüyorsun kardeşim. 660 milyar TL vergi borcu silmiş o büyük şirketlere. Ya çok da sayısı çok değil yani. Öyle biliyoruz da. Hani okusak biliyoruz şirketleri. Hani emekliye mesela hani böyle gıdım gıdım böyle aylarca mevzu edildiği asgari ücret başka bir şey. Gerçi de anlatabiliyor muyum? Hani emekliye yükü ne kadar olabilir? Hani bir 5.000 lira daha zam yapmanın mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan kısıp dar gelirliden kısıp Evet. diğerinden bocalama şey yapmak felaket bir şey yani. Felaket, felaket. Yalnız bir de şu olay var. Konut meselesi. Tüm dünyada bu soruyu ne zamandır aklımda programda tekrar sorayım diye düşünüyorum. Öncelikli sorun barınma meselesidir artık. Barınma, gıda. Çünkü konut fiyatları, sen başlamadan hemen tekrar şey yapayım. Konutta bakıyoruz karışır. Tüm dünyada kriz var. Öyle söyleyeyim. Doğru. Tüm dünyada kriz var çünkü
paranın akışı, bak konutun alınabilmesi için bütün herhangi bir piyasanın çalışması için orada bir likidite akışı olması lazım. Likit akacak. Para akacak. Yani nehir akarsa oralar yeşil olur değil mi? Evet. Damarlarda kan giderse kaslara, kaslar çalışabilir. Kaslar fabrika gibidir. Kan da para gibi düşün. Şimdi bir kere kredi mekanizması yüksek faizden dolmuş. Bir de şey de yok. Ama büyük parayı büyükler kullanıyor. Geri kalanlar kullanamıyor. Şu an 800 bin ne kadar veriyorlarmış konutta kredi? 800 bin üstüne vermiyor. İyi de ben 800 binden sen versen ben ne yapayım yani bir konut alamazsın ki. Araba alamıyorsun konut nasıl? Ya, araba bile alamazsın 800 bin liraya. Azıcık para veriyorlar. Paranın o kadar büyük bir para oluşmuş ki özellikle pandemiden sonra o kadar böyle şu kadarsa mesela büyüdü bu kadar oldu. Ama o kadar olan şey herkese eşit demiyor. Yani dengeli dağılmadı. Böyle bir damlası dünyanın bir sürü milyarlarca insanı ama bütün büyük şey %1'lik kesimi. Sermaye. Böyle olunca ne oluyor? Bunlar harcayamazsa öteki bütün evleri o mu alacak yani? Evet. Piyasa donuyor. Konut krizi. Şu anda inanılmaz Amerika'da da konut fiyatlarında hepsinde. Satışlarında da ben rakamlara bakıyorum. İngiltere'de düşüşler var. Bu resesyonun da çok büyük sinyalidir. Konuttaki durgunluk diğer sektörlerdeki çünkü konut bütün sektörlerin aslında lokomotifidir. İnşaat yapılır. Onun için bir sürü sektör çalışır. Mobilyasına kadar her şey yani. Sadece inşaatın yapılmasına değil. Taşınma, nakliyesine kadar her şey çalışır. Lokomotiftir. Orada bir de küçülme, daralma, bütün dünyada daralma olduğunu gösteriyor. Aslında şu anda dünya resesyona girmiştir. Bak, açıklanan büyüme rakamları sıfırın üstünde olmasına rağmen girmiştir. Çünkü açıklanan rakamlar yalan, gerçek değil. Çünkü açıklanan enflasyonlar yalan. Enflasyonu yanlış hesaplarsan büyüme rakamı da yanlış çıkar. Çok net bir şekilde. Ve çok yakında bunun şeyi olacak. Ekonomik bir darbesi olacak. Finansal piyasalarda her sefer, her zaman vurur. Her zaman çöker. Sinyalini biz geçen çarşamba gördük bak. Onun sinyali diyor. Ben söylüyorum yani. Daha büyük bir şekilde geldiğinde. Çünkü 2008 krizinden de önce o öncü depremler, sarsıntılar oluyordu. 2000 krizinden önce de öyle oluyordu. Hatta şeyde de 2020'de de öyle oluyordu. Mart çöküşü. Şubat'ta gelmedi mi sinyalleri? O da öyle bir şeydi. Turist gittiği zaman bir ülkeye, diyelim ki 10 milyonluk bir ülkeye 5 milyon turist gelse. O 10 milyonluk ülkede bir gıda var. Evet. 10 milyona yetiyor. 5 milyon daha geldiği zaman ne olacak? O gıdanın fiyatı artacak. Turist o ülkeye para götürüyor ama oradaki fiyatları da arttırıyor. Arttırıyor. Şimdi bak milletin açlığına bak. Ne hale gelmiş ki gıda fiyatlarından, geçim krizinden. Ülkesine gelecek olan turistlerden artık rahatsız. İstemiyor. İstemiyor. Bak korkutuk. İstemiyor. İstemiyor. Ve dünya kabuğuna çekiliyor dediğin gibi. İçe kapanıyor. Kimse ülkesinde yabancı istemiyor. Ya sayı az olsun. Yani iş. İşler yetsin. Yani herkes 100 tane iş varsa, 1000 kişi varsa 100 kişi çalışır, 900 kişi İşsiz kalır diyor ki biz 100 kişi olalım o zaman. Evet. Yabancılar suçlamaya başlıyor falan. Ondan sonra içe bir kapanma var. İnanılmaz bir içe kapanma var dünyada. Ya anladım. Bunlar şimdi bunları okuyorum ben. Biliyorum senin de ne diyeceğini de. Bunun için özel olarak kendilerini böyle hazırlıyorlar. Ben anlayamıyorum. Yok. Bak Ay'da keşfedilen mağara İnsanların yerleşmesi için uygun şartları sağlayabilir. Bu aldığımız haber de öyle sıradan bir haber kanalı değil yani. Elon Musk hedefini açıkladı. Bak burası çok ilginç. Şimdi 3 tane okuyacağım. Sevgili izleyicilerimiz de sıkılmasın. Sonra vereceğim bilgi bunları tamamlayacak. 10 yıl içinde Mars'a ilk insanı göndermek. Elon Musk. Ve tamam. 20 yıl içinde Mars'ta bir şehir kurmak. Tamam.
30 yıl içinde Mars'ta bir medeniyet kurmak. Tamam, bu senin kişisel şeyler. Değil mi? Fanteziler. Hani konuştuk. Onu da bunları kur diye fanteziler. En büyük hayalimiz Uranüs'e uzay gemisi göndermek. Tamam. NASA. Bu haftaki açıklama. Tek cümle okuyorum. Evet. Mars'ta milyonlarca yıl önce yaşamış yaşam formu bulunduğunu açıklıyor. Şimdi bak, bu haberleri NASA'ya gelene kadar hepsi için tek bir kelimelik bir cevap. Zırvalık. Saçmalık. Zırvalık. Yok, ayda mağara bulmuş da insan. Ya dünyada insanların yaşadığı yerlere bak. Karınca gibi hepsi aynı yere toplanmış. Her yer bomboş. Sen gidiyorsun orada yaşam koşulları. Zırvalık. Tamamen saçma sapan haberler bunlar. Tamam mı? Elon Musk'ın şeyi de öyle. Ama orada başka bir algı yaratıyor. Yani biz öyle adamlarız ki gökyüzüne işte gideriz, geliriz falan, böyle bir tanrısallığa oynama durumu var. NASA'nın olayı da şu. Daha önce, yıllar öncesinden beridir Mars'ta su kanalları, su akın, nehir yatakları kurumuş bulduğunu ve bunun da dolayısıyla bundan milyonlarca yıl öncesine kadar gittiğinde su olduğunu, evet, dolayısıyla yaşam olabileceğine dair NASA zaten bunları şey yapıyordu, anlatıyordu. En son açıklamasından haberim yoktu. Orada canlı organizmalar, belki işte fosil, evet, kayalarda mikroorganizma da olabilir yani, fark etmez bunun ne olduğunu. Bir hayat, hayata dair bir şey olduğunu söylüyor. Mars'ta, Mars'la ilgili de bir sürü de filmler çekilmiştir. Mars'ta eskiden insanın, tırnak içinde söyleyeyim, bak Prometheus filmi de onu anlatıyor. Prometheus Mars değildi gerçi. Yani ama aynı hikayenin bir şeyi. İnsanın yaratıcıları, tanrılar şeyi Mars'taymış sözde. Sonra Mars'ı terk etmişler falan. Dünya gibi bir yermiş aslında, orada hayat varmış da. Sonra işte insanları buraya ekmişler diye iki hikayeler, bir sürü filmleri var yani. Mars'ta öyle bir kanalı. Onu canlı tutmaya çalışıyorlar. Onu hep canlı tutuyor. NASA açıklamalar hep canlı tutuyor. Hani NASA hiçbir zaman demiyor, orada işte şöyleydi böyleydi ama uzaylılar vardı diye direkt bir şey. Ama onu destekleyici açıklamaları var. Hani Mars'ta koloni kurmakla ne elde edebilirsin ki? Saçmalık ya, saçmalık. Ne koloni Mars'ta? Ne işin var Mars'ta? Şimdi her zaman geçiyorsun. Hani bir darbe. Bunu da not alalım diyorsun. Ya Burkina Faso'nun etkisi ne kadardır dünyada? Ama o ölçü bence odur yani. Burkina Faso'nun etkisi ne kadardır da şöyle bir durum da var. Artık Afrika'da hani Fransa, biz Fransa'yız diyordu ya şey. Hani evet. Ne diyordu? Macron bu Fransa falan diyordu. Büyük bir başkaldırı var yani. Gerek söylemlerde mesela Fransa'yı hani tabiri caizse kovuyorlar falan böyle. Kovuyorlar da şu anda Afrika'da bir ters hakimiyet var. Yani Rusların ağırlığının olduğu, Çinlerin ağırlığının olduğu bir hakimiyet var. Öyle olmasaydı bu lafları edemezdi. Etmezdi yani. Esas o şeyde, Sahel bölgesinde gerçekleşen darbede bu 4-5 ülkeyi etkileyen bir şeydi. Darbeler yani serisi gerçekleşti. Ve hepsi şunu yaptılar. Fransa'ya maden ihracatlarını durdurdular. Mineral, evet, ihracatlarını durdurdular. Zaten junta, o juntalar Fransa karşıtı, Avrupa karşıtı, Batı karşıtı juntalardı. Ve Rusların şey, bir savaş şirketi var ya. Neydi onun ismi? Hatta yeni başkanını öldürdüler geçen. Yeni de yöneticilerinden birini öldürdüler. İşte onlar yaptırdı o darbeyi. Onlar Afrika'da organize etti onu. Seninle bitireyim. Yorum yapabilirsin, yapmayabilirsin. Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken iki yeni varyant tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar yeni varyantları şimdiye kadar karşılaşılan en bulaşıcı türler olduğunu öne sürüyor. Tamam. Brezilya'da dünyanın bilinen ilk
Orucuçe virüsü kaynaklı ölümler gerçekleşti. Brezilya'da sinek ısırığıyla bulaşan virüsü nedeniyle, bu virüs nedeniyle 30 yaşın altında olan iki kadın hayatını kaybetti. İsrail'de iki kişi de beyin yiyen amip tespit edildi. Vakaya rastlanan 25 yaşındaki adamın öldüğü, 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisini sürdüğü açıklandı. 3 tane bitti. Bilim insanları daha fazla organik atık tüketmelerini sağlamak için sineklerin genetiğini değiştirmeyi planlıyor. Şimdi bitti mi? Bitti. Ben her gün yayın yapsam, bütün medya benim elimde olsa, her gün desem ki günde bilmem kaç milyon kişi öldü. Niye? Sigara içiyor diye. Dünyada kaç milyar insan var? 9 milyar insan var. Dünyada her sene bu insanların binde beşi ortalama oran budur. Ölüyor. Yani 10 milyar desen, binde beşi desen, 10 milyardan 3 sıfır at. 10 milyon, 5 ile çarp 5. Bir dakika, 9 sıfır var. 10, tabii 5 milyon. Bak her sene dünyada 5 milyon insan ölüyor. Ben bu 5 milyon insanın her, alsam 1 milyonunu alsam içinden. Desem ki bak şu kadar sigara içen 1 milyon kişi öldü. Sen böyle ne oluyor falan dersin değil mi? Evet. Ama hayatın içerisinde sürekli bu oluyor değil mi? Bir ölüm yaşam döngüsü, ölüm yaşam döngüsü. Sen insanlara şu şuradan öldü, bu bundan öldü diye sürekli yaparsan, isterse bir kişinin ölümünü bile koskoca şeyi paniğe sevk edebilirsin. Ve ona hiç düşünmez yani. Hayatın doğal döngüsünde zaten milyonların şeyi var. Ölüm sayı olarak var. Bir haber sürekli ve pompalanır bir şekilde yapılıyorsa mutlaka onun arkasında bir şey arayacaksın. Bir algı oluşturma çabası, bir hazırlık, bir şeye hazırlık. Ve hep canlı tutulan bir şey bak. Fark et, herkes biliyor. O endişeyi, o korkuyu hep canlı tutmaya yönelik haberler yapılıyor. Bunlar da öyle bir şey. Ve belli ki bir daha patlatacaklar. Bir daha bir şey patlatacaklar. Çünkü ağır bir ekonomik kriz geliyor. 2020'de de bir ekonomik kriz vardı ama bu çok daha büyük. Ve onu mutlaka bir bahane üretmek zorundasın. Hep bir bahane üretilir. Bu haberleri ben onunla ilişkili görüyorum. Tüm sinir uçlarını aynı anda patlatacaklar. Ekonomi, konut, faiz, bu haberler. Hepsi böyle sanki böyle şey. Bu sorunun cevabını olimpiyatlarda verdiler. Olimpiyatlarda verdiler. Açılış törenlerinde verdiler. Fransız devrimi de ne olduysa aynı bir daha olacak diyor. Bu bir savaş ilanıdır. Aynen öyle. Savaş ilanıdır. Gençlerimiz ne yapsınlar? Gençlerimiz kendilerine yatırım yapsınlar. Kendilerini yetiştirsinler. Yeni dünyada meslekler, özellikle teknolojiye, yazılıma önem versinler. Gıdaya önem versinler. Gıda ile ilgili bilimlere. Yani bu tarım olabilir. Ondan sonra gıda ile ilgili her şey olabilir. Benim bilmediğim alan olduğu için. Çünkü insan var olduğu sürece beslenmek zorunda. Besleneceksin. Bu hep yaşayacak bir sektör. Toprak önemlidir. Ellerinizde belki gençlerindir ama ailelerinden kalan topraklara kendilerine kaldığı zaman onların değerini bilsinler. Toprak değerli olacak, gıda değerli olacak ve en değerlisi bilgi olacak, teknoloji olacak. Bunlara hakim olsunlar, bu konulara. En büyük yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Gençlere ben bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.